Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında, incinmeksizin selam der geçerler. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Ve şöyle derler, Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sağ. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. O kullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Yine onlar ki Allah ile beraber tuttukları başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. O kullar yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve o kullar, Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklar. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. Resulüm de ki, kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar! Size Resulün bildirdiklerini kesin kez yalan saydınız. Onun için azap yakanızı bırakmayacaktır. Azim olan Allah doğru söylemiştir.